Selamünaleyküm arkadaşlar. Dinler bizzat Allah'ı gösterme bilgisini getirdiği için tek konu hemen canlı yayın olarak yani getiriyor. Yani konu ne? Allah'ı görmek. O kadar. Başka hiçbir konu yok. Ve Allah'ı görmek için senin işte o bilme biçimleri. Şimdi eski bilme biçimleri bugün inanç yapmışlar, tamam mı? Yani eski banknotlar. Banknot para değil midir? Ama banknot değişir, para değişir mi? Para hep para. Banknotlar değişiyor mesela. O eski banknot o parayı ulaşmanın, parayı gösteren araç gibi değil mi? Paraya para olmuş. Ama bugün geçmiyor diyelim o banknot örneğin. Bak para olmamış bugün. Bugün başka bir şey. Sanal para olmuş mesela. Onun artık yani tiyatro sahnesi hani böyle kapatılıyor, karartılıyor, sonra o arada gidiyorlar orayı değiştiriyorlar, dekorları falan filan, sahneyi yeni sahne yapıyorlar. Ondan sonra yeni oyun başlıyor. Şimdi bak yeni para gibi. Yeni banknot. Artık yeni sahnede tiyatro, yeni sahnede eski oyun oynanır mı? Ya eski oyunda şeyi, senaristi, tiyatro yazan yazarı falan bulabilir misin? Yeni dekorda. Yeni dekorda olmaz yani. Çünkü yeni dekor run oyuncuları da yeni. Farklı. Oradaki oyun şeyini de farklı. Banknotu da farklı. Şimdi yeni oyunda bak büyümüş çocuk diyorum mesela. Büyümüş çocuk. Bak. Büyümüş, ergenliği geçmiş. Ondan o ergenlik öncesi tavırları, ilkokul bilmem ne tavırlı çocukluk tavırlarının hala o yaklaşımla eşyaya, hayata, tanrıya bak, bilme biçimleri demiştik. Bak o zamanın bilme biçimlerini büyüdünce aynısını yapabilir mi? Bak hepsi bitiyor. Arkada kalıyor çocukluk. Yani ama para bitiyor mu? Bak yeni dekor yapılıyor dedik. Yeni oyun, oyun hep devam ediyor yukarıda. Sahne hiç değişmiyor. Anladın mı? Sadece oyunlar değişiyor. Bak oyunlar değişiyor sadece. Şimdi yeni oyunda ama bak eski yeni oyun başladığında eski oyunla oyuncuyu bilebilir misin? Oyunu bilebilir misin? Senaristi bilebilir misin? Yazarı bilebilir misin? Hayır. Çünkü orada geçmez o eski oyun. Eski oyun diyelim bilmem ne rolleri orada yapsan yeni dekorda yeni oyunda geçmez yani. Bak. Geçmez. Tanrı oraya dönmez o yüzden. O işte muhafazakarlık putperestliğe dönmesinin sebebi yeni oyunda adam eski oyunu oynuyor. Hala. Tamam mı? Ama yeni oyunda oyun, tiyatrocu, yazar, oyuncu bilmem onun bilgisi yok. Sadece yeni oyuna girmiş. Orada eski oyunu oynayıp hala o tiyatro oyun bütünlüğünü, oyunu bak her şeyin bilgisi. Bak her şeyin bilgisi gördün mü? Allah'ı görmek ne demek? Her şeyi bilmek, görmek demektir. Bak ne diyorum bak her şeyi diyorum. Eğer her şeyi göremiyorsan, her şeyi bilemiyorsan onu görüyorsun olamaz. Yani o dedikten sonra söz devam edemez yani. O nokta yani. O bütün yani. Onu gördükten sonra başka bir şey görülür mü ya? Yani bak son, bak son. Son ahiret, bak ahirete inanmak, bak ahirete ulaşmak için işte onu görmek, bak. Tamam, tamam. Yani sadece tiyatro bak resimi kendisi ressam resmi yapıyor. Resmin varlığı yok. Dinler seni resimden çıkarma bilgisini, tekniklerini getirerek ressamı öğretiyordu. Ressama taşıyordu. Ama o tekniklerin hepsi onu bilme biçimleri. Yani resimden çıkma biçimleri onlar. Bak eski oyun biçimleri. Bak yani resimden nasıl çıkılır? Demek ki o zaman ressamın bilgisi hiç değişmez. Tanrı'nın dini hiç değişmez. Niye diyor? Allah'ın dini hiç değişmez.
Ama şeriatları kendisi değişiyor. Bak oyunlar kendisi değişiyor. Sen büyüyorsun falan filan bak onlar. Ama ressam değişir mi? Ha? Şimdi ressam bir film veya neyse senarist film yapmış diyelim mesela. O değişir mi? Yapan. Kendisi. Kendisi yapıyor. Orası yok ki. Film yok. Şener Şen değişir mi? Şener Şen mesela bir film oynuyor. O filmini, bu kostümde, şu filmini falan. Kendisi değişiyor mu? Hiç. Bak. Demek ki Allah'ın dini değişmez. Ne demekmiş? Ben resimden resimin dışı. Ressam. Yoksa o eski oyun biçimleri, 14 asır önceki kurallar, kanunlar, bilmem neler değil. Bugünkü gelse onlar da değil. Onlar da biçim. Şu anda da sen mesela bugün Tanrı'yı şimdi görme biçimleri olacaktır. Bir de Tanrı'nın kendisi var. Bak o hiç değişmiyor. Onu gördükten sonra 14 asır önce de görsen, 20 asır önce de görsen, ne zaman görürsen gör, sahne hiç değişmez. Bak din neymiş onu bilme. Bak ona çıkma, ona ulaşma. Bak din bu. Hep onu bilme. Yani şimdi para. Bak para dediğinde doları var. Onun kağıtları, dereceleri, biçimleri, tenekesi, şusu busu, Türk lirası bilmem nesi şu. Ya. Bak bin bir tane banknot biçimlerini düşün. Onların tarihteki şekilleri var. Sonsuz bak. Görüyor musun? Kuruşu, doları, lirası, küçüğü, büyüğü, tenekesi, biçimi, rengi ne varsa bak. Hepsini diyorum hepsini. Bak. Hepsi para değil mi onların? Bir kuruşu da, 10.000 lirası da, şu da, kağıdı da, doları da, Türk lirası. Bak para, parayı Allah'ı görmek demiştik. Ondan başka bir şey yok demiştik. Bak. Bütün onların hepsini boş. Onlar teneke bak. Orada teneke, kağıt bilmem ne bak. En düşük, boş, hiçlik. Değersiz onlar. Sıfır. Hiçbir değeri var mı kağıdın? Eğer para olmasa o kağıdın bir değeri var mı? Ama para olunca her şey oluyor. Bak sıfır bir oluyor. Tam oluyor. Tam bak tam demiştik. Ahiret bütün. Allah'a boyanınca çünkü ondan başka paradan başka bir şey yok ki. Eğer o paraya boyanırsa her şey olur. Ama boyanmazsa kağıt kalır. Bak gazete kağıdıyla para kağıdı bir mi? İkisi de kağıt aslında ama. Bak. Para Rahman arşa oturdu. Bak. Arşa oturduğu zaman Rahman para oturduğu zaman hepsine oturuyor bak. Çünkü paradan başka Rahman oturmasa başka bir şey yok ki. Ressam. Bak ressam olmasa resimin bütünü olur mu? Şimdi sen resmin içindeki tarihin davalarını bilmem neler öyle. Bütün milliyetinden, cinsiyetinden, zartından, zurtundan ben, sen, o, ona kadar ne varsa ben, ben de, bene kadar. Ben. Abi resim diyorum. Ne beni? Bak. Resim. Ben olur mu? Ressam dediğinde ben olur mu? Ressam resim çiziyor. O çizdiğinde o onlar sen, herkes ben ben diyor onlara. Ondan diyor bir varmış, bir yokmuş. Bak. Şimdi o resim var mı? Yok mu? Hem yok hem var hem yok. Bak hem var hem yok. Bir varmış bir yokmuş. Onun dini hiç değişmez. Bak resimden çıkma. Çıkarsan onu yani bak para. Eğer tenekeden, dolardan, Türk lirasından, kağıttan, bin bir banknot biçimleri, dereceleri ne varsa hepsinin dışında değil mi para? Bak para yani onları boş ayna gibi düşün. Para oraya oturduğunda Rahman arşı oturduğunda bütün aynalarda sadece Rahman gözükür. Bak Allah'ı görmek demiştik. Yani Allah'tan başka bir kere zaten ne varlık var ne konu var ne bir şey var hiçbir şey yok. Yani eşhedü en la demek ben her şeyi görüyorum demektir. Her şeyi. Para dediğinde her şeyi bak tenekesi doları hepsi diyorum sana. Hepsi para değil mi? Sadece para yok mu orada? Oysa bak say desem yo, dolar diyeceksin, kuruşları sayacaksın, tenekelerin biçimlerini, resimlerini anlatacaksın, kağıt şeyleri anlatıp anlatıp duracaksın. Bak iki deniz akar bak. Anlatıp anlatıp duracaksın da hepsi çöp o anlattıklarının. Niye? Çünkü bak ne diyorum hepsi para. Para sayesinde hepsi varlar yani. Para olmasa o anlattıklarını da anlatamazsın yani. Gördün mü? Yani parayı bildiğinde ancak her şeyi bilirsin. Yoksa o her şey, o şeyler yok yani.
Sadece bir şey var yani. Sadece para var. Bir de hep para var. O dolarlarda, kağıtlarda, tenekelerde her an sadece para yok mu? İnsanlar onları para olduğu için şey yapmıyor mu? Bak para, parayı görünce, Tanrı'yı görünce bak her şeyi görüyor. Bak parayı görünce onun kağıdına, tenekesine, dolarına bilmem neyine bakmıyor. Hiçbir şeyine bakmıyor. Bak gözleri kapatmadan göremezsin demiştik. Gördün mü? Çünkü gözleri bütün hepsine, bütün hepsi yok onların. Resim. Resim var mı? O kağıtlar, tenekeler para mı? Bak varlık paradır. Varlık sadece paradır diyoruz. Bak ressamdır. Bak o yüzden Allah'ın dini değişmeyen hiç değişmez diyor ya. Bak niye diyor Mirat-ı Muhammed'den hep Tanrı Allah görünür diye. Ya, konu bu, mevzu bu, varlığın şeyi bu. Başka konu yok. Yok. Dolayısıyla Allah'a dönmek demek, Allah'ı görmek de, parayı görmek demek. Parayı gördüğünde bütün her şey paraysa sen yok, seni gördün mü bak resimin yokluğunu kabullenmektir Allah'ın dini, Allah'a dönmek. Hiç değişmeyen Allah'ın dini nedir? Yar bir resimde, tabloda, bir unsurda artık sen tamamen intihar bak. Yani resimde olduğuna ikna olmak yani, kabullenmek. Yani bütün benlikten vitir bak hepsinden geçiyorsun. Resimse sen yoksun demektir. Resim. Zaten sorun bu değil mi? Ressam resim yapıyor diyorum. Sen diyorum orada hemen ben diyor herkes. Orası yokluk aslında. Allah'a dönmek bak resimden çıkman gerekiyor. Resimi gerçeğe ciddiye alıyorlar insanlar. Ya. Resimi ciddiye alıyor. Gerçeğe şey yapıyor ve orada kendisini bir de uğraşıyor, üsteliyor. Allah'ın değişmeyen dini resimin dışıdır. Çünkü resim de bir kere yani yokluğunu kabullenmektir. Allah'tan başka bir şey olmadığını bak. La ilahe gördün mü? Allah'ı görmek. Bak. Niye eşe döven insanları Allah'ı görüyorum. Kardeşim Allah'tan paradan başka bir şey o kağıtlara düşünsene. Bir kuruşu var, doları var diyoruz. Bilmem. Onların hepsinin ayrı ayrı kendi öne çıktıklarını düşün. Bak para var sadece. Sadece para yok mu? Hepsi ayrı ayrı ötse. Ben dolarım, 5 dolarım, ben işte ben para var tanımam, ben kağıt işte bilmem neyim falan, Ali Veli'yim falan. Bak Allah'ı görmek gördün mü? Her şeyde bütün o dışarıda gördüğün insanlar niye Kabe'de birbirine secde ediyor hepsi? Allah'ı görmek bak. Resimde hepsi resim değil mi onların boya? Onu resimin dışına çıktığı için adam bütün dava bitiyor. Bak hepsinden çıkıyor. Bak ondan dolayı o bütün hepsini kabul ediyor. Hepsi birbirini kabul ediyor. Ben yok. Allah'ın dini ben yok demektir ya. Ölmek demektir o yüzden. Resimden çıkmak demektir. O yüzden yüksek sevinçtir. Ya onlar 24 saat sadece niye dans ediyorlar? Ya resimden çıkmaktır çünkü Allah'ın dini. Sadece dans etmektir bak. Allah'ın dini neymiş? Sadece resimden çıkmakmış. Resimin içinde Allah'ın dini olur mu? Şeriatlar olur. Bilmem neler Allah'ın dini olur mu? Yani bak ne diyoruz? Ressam resime sığar mı? Ha. Neresine sığmış? İnsana bir sığmış. Bak gördün mü? O yüzden resimden çıkarıyor zaten seni. Ressam. Bak ressam kendini bilgiye getiriyor zaten. Orada resmin kendisi amaç olabilir mi? Ondan başka varlık yok. Bak para niye oturduğunda Rahman oturduğunda paradan başka bir şey kalıyor mu? Hepsi ne dersen para. Dolar desen, sent desen, teneke desen. Hepsi para bak. Sadece hep para. Bak elhamdülillah niye diyor? Hep bak elhamdülillah. Hep sadece Allah var her an. Bak para. Her an şu an ne görüyorsun sadece o var sen yoksundur bak. Allah'ı hatırlamak ne senin yok olman demek. Elhamdülillah bak hemen onu hatırlıyor. Hep onu görüyor bak. Sadece onu görüyor bak. Onu gördüğünde kendisi yok oluyor. Kendisi yok olduğunda onu görüyor daha doğrusu. Yani çünkü resim bak resim ressam diyoruz. Yani çok açık değil mi yani ressam için resim ya yani resimde durarak ressam olur mu? Bilebilir mi insan ressamı? Resimde varlık iddiasıyla. Bak sadece ressam vardır değil mi? Resim var olabilir mi? Böyle bir şey çizsem ben. O babası var mı? Benim profilim Facebook'ta var mı yani? Düşünsene o orada aynı varlık iddia ettiğini. Bak
oranın içinde bilmem ne din, bilmem ne tanrı, ressam orada yok ki, bulamaz ki. Bak değişmeyen Allah'ın dini neymiş? Bak oranın dışıymış. Orası toptan resimmiş. Bak Allah'ın değişmeyen dini burayı hep aynı bütün resim demek, bütün resim olarak görmek demektir. Dışarıda çıktığında her an, her şey bak, her an tiyatro, film. Bak Allah'ı bilme biçimleri, bak şu Allah'ı bilme biçimi işte o filme çevirirsen başrolü görürsün, oyunu görürsün, oyuncuyu görürsün, tanrıyı görürsün, hiç değişmeyeni görürsün. Para bak hiç değişmeyen ama hepsi diyorum sana dövizler, işte paralar, şeyler, kağıtlar, mağatlar bak. Şimdi hepsine gözü kapanmadan, bak hepsi yok olmadan para var olabilir mi? Yani daha doğrusu para hepsini yok etmiyor mu zaten? Para geldiğinde onlar var olabiliyorlar. Para gelmese onlar yok zaten. Hiçbir zaman onlar bir araya gelmez. Hiç kimse onların peşine düşmez. Hiç kimse o kağıdı için günde 10 saat çalışmaz. O kağıt eğer para olmasa, bak para için çalışıyor, o kağıt için çalışmıyor. Ya tehlike için çalışmıyor, bilmem sanal birim için çalışmıyor. Para için çalışıyor. Para olmasın çalışmaz gazete kağıdı için kimse. Gördün mü? Var olan hangisi? Bak. Parayı görüyor da ya, adam ona itaat ediyor, çalışıyor, seviyor, koşuyor. Neyse onu arzuluyor. Bak parayı görmese köşeye koşar mı? Şimdi Tanrı'yı gör. Bak değişmeyen. Para değişiyor mu demiştik. Tanrı her an Allah'ın değişmeyen dini nedir? Bütün insanlarda Tanrı kendisi dışarı çıkıyor diye düşün. Bütün hepsini gözünde ne görüyorsan ondan Kabe'de herkesi bak. Her gördüğün tek. Resim diyorum sana. Ve sen resmin dışı diyorum. Bütün dava bitiyor toptan. Toptan diyorum sana. Bak tiyatro, oyun bak. Ondan birbirinin zıttı işte. Ondan oradan çıkmak zor işte. Anladın mı şimdi? Bak oradan niye çıkmak zor? Resim dediğimde ne oluyor? Abi bütün senin orada bildiğin, umursadığın ne varsa hepsi ölüyor. Yokmuş lan diyorsun. Şu anda yokmuş yani. Hem var hem yok lan. Yani bunu öğreniyor, görüyor insan. O zaman oradaki içindeki bütün davaların hepsi fosa dönüyor. Varlığı yokmuş. Ya. Gördün mü Tanrı'ya dönmek din? Oradan çıkınca ancak Tanrı'ya dönersin. Orada kaldığında dönülmez. Oradaki her şeyin la bak. Oranın hepsi boş olması gerekiyor. Hepsi. Doğrular, yanlışlar, faydalar, zararlar, karlar, marlar falan var ya orada ne varsa. Hepsi bir resim diyorum sana. Çıkmış kafadan yazıyor mesela bir şey. Ama hepsi orada yani. Böyle hepsini oynayan o bir de. Ressam var sadece. Ve onu bilmek gördü. Para var sadece. Onların hepsi teneke. Hepsi kağıt, mağat falan filan onlar. Onların bir kendinde değeri yok. Bak kendisinde insan o yüzden bomboş hiçlik. Kendisinde bir sıfır. Kendisinde bir değeri yok yani. Allah gözüktüğü için değeri var insanın. Bak insan Tanrı para. İnsan para olduğu için o kağıt para olduğu için. Yoksa insan dediğimiz zaman Tanrı veya insan niye diyoruz? Bak resimdeki ressam kendisi çıkıyor diyoruz oraya. Ama parayı görürsen sadece para var. Para yerine gider orada kağıdı görürsen mesela Tanrı'yı göremezsen bak Tanrı'yı görememiş oluyorsun. Yani her şeyi görememiş oluyorsun. Bak her şeyi görmüş olsaydın dolar tenekesini gördüğünde de Türk lirasını gördüğünde de bin bir birimlerin neyi görürsen hep para 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 derdin. Bak niye 33 kere para 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 Allahu Ekber 33 kere 1500 kere o zaman insanlara. Çünkü onlar düşünemeyen ibadet eder. İbadet eden insanlara niye 15 bin kere Allah diyeceksin, 25 bin kere bilmem ne niye diyorlardı. Tekrarı bugün tekrar eğitimden alındığı için daha tekrarın ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Oysa tekrardan başka bir şey yok. Yani zaten müziğin icrası tekrarı icrasıyladır. Bak çünkü müziği icra etmediğin sürece o tekrar var olamaz. Göremezsin onu. Yaşayamazsın, ulaşamazsın. Ancak icra edince bak tekrar yani çünkü şeyin özü, güneş kendini tekrar etmekten sıkılıyor mu? Yani güneş tekrar etmese ikinci an varlık olabilir mi hiçbir şey? Hep olan demişti. Şener bak para. Bak
Para diyorum, eğer o kağıtlar para kendini tekrar etmese, Rahman oraya oturmuş ya, çekilse ve ikinci anda oturmayasa, bir daha o kağıtları diyorum hiçbir değeri kalır mı? O bildiğin sonsuz bin bir biçimde bak. Onun bütün alem resim olarak düşün hepsini bak. Eğer Rahman o profilden çekilse, o profile, o gördüğün şu gördüğün hiçbir şeyin kendinde bir anlamı yok. Anlıyor musun şimdi? Kendisinde diyorum. Sadece ve sadece her an, her dakika, her yerde, her zaman. Bak. Her an, her yerde, her zaman diyorum sana. Bir film oynuyor sadece, o kadar. Bir başrol var. Sadece Tanrı oynar. Tanrı'dan başka, bak, Tanrı dediğin zaman o en önce, en ortada, en son, her yerde, her zaman, ondan başka bir şey olmaması gereken varlıktır. Tanrı ile beraber bir şey olamaz. Tanrı deneyeceksin, ondan sonra ben, sen, şu, Ali, Veli, bilmem, öyle bir şey olabilir mi ya? Para dedikten sonra bir şey diyebiliyor musun? Hiçbirisine. Para, bir de onun yanında bilmem ne, dolar, bilmem ne. Para, parayı çek bakayım, dolar olabilir mi? Ya, kağıt olabilir mi? Hep paraya, o yüzden elhamdülillah, elhamdülillah niye diyor? Hep başa dönüyor, hep olana, sahneye. Hep şener şene bak, Allah'ı görmek demek... Hep olana, hep olanı görmek demektir. Allah'ın dini, değişmeyen dini, hep olana. Hep olana bak, her şeyi bütünlüyor, resim diyorum sana. O zaman Allah'ı gören insan, bütün resmin içinde hiçbir davası olabilir mi? Varlığını adam, ha, adam varlığını yok görüyor. Sen içinde dava olabilir mi diyor. Bak ölçü neymiş İmam-ı Azam? Niye? Biz diyor dinde fıkh etmemiz lazım diyor. Bak. Diyorum sana sahne yeni dekor yaptılar. Önemli olan dinin devamıdır değil mi? Dinin neliğidir. O kelimelerinin, onun bilme biçimleri değil ki. Yani nedir? Şimdi bisiklet freni bak. Frene basıyor tamam durdu eski biçimler bak. Peki jet motorunu durdurabilir mi bisiklet freni? O zaman dinde fıkh etmek ne? Ha demek ki frenmiş zaten din. Bak bisiklet freni değil. O bisiklet vardı. O yüzden bisiklet freni geldi mesela. Diyelim. Ama jet motoru zamanında hala bak sahne değişir demiştik. Dekor değişir demiştik. Ona göre oyun olur demiştik. Yeni oyunda demiştik. Yani yeni şeyde sanal. Mesela coins'ler var. Para, kripto para. Hepsi sanal. Orada kağıt ilişkilerine kimse giriyor mu? Bak. Girmiyor yani. Geçmez çünkü orada artık bak orada eski Tanrı'yı çağırma bilme biçimleriyle Tanrı'ya ulaşamazsın demektir o. Eski kağıtlar para diye eski Tanrı'yı bak bilme biçimleriyle bak bisiklet freniyle o dini bak devam ettiremezsin. Allah'ın değişmeyen dinini kaybedersin. Allah'ın değişmeyen dinini kaybetmek bak dini kaybetmek orası. Dini kaybetmek o bilme biçimlerini kaybetmek değil. Bisiklet frenini kaybetmek değil. Adam milyoner fabrikası var gitmiş inek kesiyor hala onu bir de Facebook'a koyuyor utanmadan. Bak. Yani eski kağıtlarla gidiyor tabiri caizse internette ben diyor işte kağıtla alışveriş yapmaya çalıştığını düşün. İnternette. Olabilir mi? Çalışır bu mekanizma. Putperestlik işte bu. Bunu yapıyor. İneği kesiyor kurban diye Allah'a yakınlaşıyor. Ulan oğlum para Allah'tan başka varlık yok. Kurbansa onun Allah dediğinde her şey kurban edilmesi gerekmez mi? En değerli şey. Hadi fabrikanı yani jet motoruna durdur hadi. Bak din fren demiştik. Ha, fren. Bisiklet frenine basıyor. Hala. Jet motoruna binmiş. Kendisi ama bize bisiklet frenini gösteriyor din diye. Bak. Jet motorunu durdur hadi. Yani onu görmek dediğinde onu gördükten sonra başka bir şey görülmez demiştik. Allah'ın değişmiyor. Bak onu diyorum. Resim olduğunu artık gördüğünde boyayla hiçbir senin 1 milyonu kenarda toplayacağım 1 milyon boyayı gideceksin orada bir tane ineği 3 lirayı keseceksin mesela olur mu öyle bir şey? Sen yapabilir misin yani? Gerçekten resmin bak ressamı gerçekten görmüş olsan gerçekten sen kendin zaten öyle kendin canını verirsin. Fabrika mabrika bak yeni rekorda yeni oyun bak jet motorunu durdurursun demektir o. Görsen. Bugün görsen sen hiç değişmeyen Tanrı'nın dini. Bak sadece Tanrı diyorum zaten var sadece. Her an bütün resimde sadece kendisi var. Başka bir şey yok. Zaten o sorun o. Cehennem o.
herhangi başka bir şey var dediğinde sen cehennemdesindir. Bak çelişki bu. Sadece diyorum, bak sadece, bir de her an, her yerde, her zaman, her şeyde. Sadece resim mi? Sadece diyorum sana, ressam, tanrı vardır. Para vardır. Ve her zaman ve ondan başka da bir şey yoktur. O yüzden şirk kabul edilemez. Bir tane tel bile, o yüzden ehveni şer en büyük şerdir. Niye? Çünkü ehveni şer, bir tel koparalım diyor, 99 kalsın. Lan şirk oluyor ondan sonra. Kötülük gerçekleşmiş oluyor. Müzikte bir tel kopsa müzik söner, biter. O yüzden müzik uzlaşmaz. Tanrı, hakikat uzlaşmaz. Para uzlaşmaz. Çünkü para kendisinden başka bir şey yok ki. Para oradaki kağıtlarla uzlaşmaz. O hepsi ona itaat etme. Hepsi ona boyanmak zorundadırlar. Kendileri yok olup paraya dönüşmek zorundadırlar. Para olmak zorundadırlar. Ya hem biz olalım hem sen ol, olmaz. Sadece para olmak zorundadır. Ya ben kağıdım. Ben işte TL'nin bilmem ne renginde, tenekesi şusu busu falan, benim de bir ayrıcalığım. Bak, Tanrı'nın önüne geçmek, gördün mü? Paranın önüne geçemezsin. Çünkü sadece para var zaten varlıkta. Sen yok olman gerekiyor. Ona boya. Sen var olmak istiyorsan sadece ona boyanarak var olabilirsin. Sadece para var. Para olmak istiyorsan sadece diyorum kendinden geçerek, bak resimden geçerek para olabilirsin. Allah'ın değişmeyen dini hep budur. Hangi zamanda, zeminde, kültürde, bak onlar örf. Örfe göre uy git diyor. Yani şimdi ben bu zamanda doğmuşum. Bu zamanın örfü, kuralı. Yani resimdekilerin şeyleri, yaşam biçimleri. Yani hepsi resimin içi lan. Yani onların hepsi, doğrusu olsa ne olur, olmasa ne olur. Onların hepsi küfür yani. Bak sadece ressam var diyoruz. Resim varlığı yok. Orada her kim ben var şu bu falan diyorsan, bak o küfür oluyor. Yok diyorum sana, gücünün gördüğü her şey o olmak zorundadır. Bak her şeyi o görürsen, işte Tanrı'nın değişmeyen dini odur. Sen yoksun, sadece o var. Ondan dolayı Sufi orada, bak ondan dolayı şey diyor, böyle o diyor, o zaman neye döner? Resim neye dönüyor o zaman? Ressamın elinde, elindeki benim kılıcı böyle nasıl sallıyorum? Bak. Ben yoksam o zaman hepsi de oysa, ondan dolayı orada o canı manı ve her şey, o sadece oynuyor. Kendisi yok ki. Resim. Ben resimsem, profilsem, arkadaki oynatıyorsa bana düşen sadece oynamak değil midir? Gölge, bak gölge. Biz sadece gölge olduğunu kabullenmek. Niye kabullenmektir? Çünkü gölge olduğunu kabullenmesi zordur. Ve resim olduğunu kabullenmektir. Bak gerçek nedir? Bizim olmadığımızdır. Bak bir varmış bir yokmuş diyor. Bak olmadığını kabullenen kolay mı ya? Övmek ya. Ya ben yokmuşum ya. Ben yokum ne demek biliyor musun? Bütün iddialar bitiyor. Böyle şey gibi yaşayacaksın ondan sonra. Hani müzikte oynuyorsun. Müzikte hiçbir iddian var mı? Müziğe sadece uyuyorsun. Bak paraya dönüşüyor demiştik. Böyle şey gibi, hiçbir iddiası yok, beklentisi yok oradan. Sadece oyun, sadece para olma var. Sadece ona dönüşme. Yoksa orada kendisi hiçbir şeyi yok, resimmiş. Sadece oynama. Ondan dolayı orada, gerçi Allah'ın değişmeyen dili nedir? Senin sadece oynaman demektir. Ha, onu görüp sadece oynaman demektir, o kadardır. Allah'ın hiç değişmeyen dini, sadece diyorum ben, Allah'ı her yerde, her kimi görüyorsan fark etmez. Sadece diyorum, hep Allah'ı göreceksin. Her an her yerde. Ve sen yoksun yani. Sen böyle müzikte böyle bırakıyorsun ya kendini. Bak aynı böyle bak. Müzikte bak, hiç müziğin içinde gidip kendi iddialarınla orada yerleşme, bir şeyler yap. Bak müziği terk etmiyorsun hatta. Müziğin içinden çıkmıyorsun. Böyle oynayıp duruyorsun. Tamam mı? Oysa müziği dışına çıkarsan, müziğin dışında bin bir yaşam var, bilmem ne var falan filan var. Bak. Bak orada ayrılıyor. Müzik susarsa, bak ehvenişer, müzik susarsa, para giderse, hepsi tenekeye dönüyor. Hepsi müzik, nota, do, do, re, anlamsız böyle tenekeler görüyorsun. Tamam mı? Kağıtlar, biçimler, sanal bir takım birimsel bir şeyler. Böyle bakıyorsun yani öküzün böyle trene bakar ya öküz. Böyle her şeye böyle bakıyorsun, tamam mı? Kağıtlar, saç falan, çoğunluk bir, çokluk bile. Bir böyle dolar şeklinde kağıt, bir bilmem ne. Ama hiçbir geçerli yani anlamı, bak. Ne bunlar yani?
Do re mi. Bak müzik yok bak. Allah'ı görmek, Allah'ı gördükten Allah niye iki kere bilinmez? Ya bu söz ne kadar güzel bir söz. Allah iki kere bilinmez. Aslında sadece bunu söyleseydim, videoyu kapatsaydım. Bak bütün anlattıklarımın hepsini onun içini açtık yani tabiri caizse. Allah iki kere bilinmez. Ya para iki kere bilinir mi? Onun için orada dolarla tanıştım, geldim burada Türk lirası, parayı bir daha bildim. Oğlum hepsi aynı para, aynı anda her zaman hepsinde Rahman arşı oturmuş diyorum. Bak hep güneş. Sadece güneş var. Eğer güneşi çekersen her şey ölür. Yok olur. Bak siz Allah'a muhtaçsınız. O kağıtlar, tenekeler hep paraya muhtaç değil mi? Şener Şen oynuyor. Hep Erhan diyorum. Tekrar demiştik. Bak Şener Şen canlandırıyor. Şener Şen'i çekersen o canlandırma hepsi yok olur onların. Gördün mü? Parayı çektin mi? Hepsi teneke diyorum. Hepsi yok hiç. O kadar çokluk bak. Sen şimdi değil mi? 1001 insan 7 milyarın elinde 1001 farklı çeşitli kağıtlar, şeyler, çok varlıklar mı var yoksa tek para mı var sadece? Hepsinin elindeki farklı, hepsi sadece para işte. Sadece para var bak. Sadece Allah var diyorum sana. Sen kabullenmezsin diyorum. O, bak sen Türk lirası kullanıyorsun, onun dolarını kabul etmiyorsun. Bak mesela. Dolar da seni kabul etmiyor bak. Bak 9 tane köy bak. Peki gerçekte sadece para yok mu? Hepsi para değil mi onların? Para olmasa onlar olabilir mi yani demektir o. Paraya dönüşmeseler var olabilirler miydi? Yani, yani paranın toprağını işgal etmiş hepsi. Hepsi sadece para var. Hepsi buraya oturmuş bir köy kurmuş. Burası diyor benim diyor. Bak sadece para var zaten. Oraya oturuyor. Paranın burasına oturuyor. O burası dolar diyor. Oraya gene öbürü o paraya oturuyor. İşgal ediyor yani. Ama önce para olmasa sen onu işgal edebilir misin? Hep para olmasa. Hep para var. Sen sahipleniyorsun bak. Paraya dikkat edersen. Bak. Yani o kağıt onu ne yapıyor? Bir anlamda kağıt öne çıktığında kağıt dolar olarak dolar kağıt. Bak oysa öne çıkarsa aslında kendisi boş ama ne yapmış oluyor? İşgaliye yapıyor. Gördün mü? Kendi varlığı bile yok. Profilin. Sadece para var orada. Para çıkma, para var. Yani taş var. Taşın üstüne ondan sonra diyor bu diyor şah diyor vezir diyor Ali Veli var. Lan bir tek taş yok mu? Nerede Şam'a Ali Veli Vezir? Neredeler onlar? Hepsi beyimde. Kral diyor bilmem ne diyor. Ne diyorum sana? Bak hepsi resimde gördün mü? Sadece taş var, sadece boya var mesela. Bak bu resimde demiştik. Bir var, hem var hem yok. Şimdi o orada varlık iddiasına girdim resimde. Şirk işte bitti. Ay! Ay! Ama biz eski bilme biçimleriyle hala Tanrı'nın. Ya abi geçersiz sen resim, seni resim... Bak seni resimden çıkarmıyor. Oysa onu bilme biçimi o kağıdın kendisinden çıkıp para, sadece para var diyoruz. Sadece ressam varsa onunla beraber, ressamla beraber nasıl resimden bahsedilebilir? Sadece ressam varsa. Bak seni ressama çıkarmıyormuş bak. Mühim olan o şapkadan tavşanın çıkması. Yani o Tanrı'yı bilmem için, görmem için. Önemli olan Tanrı'yı görmek. Ressama ulaşmaktır önemli olan. Ressamı bilmektir. Ressamı görmektir. Başka bir konu yok. Başka mevzu da yok. Din dediğin de yok. Hiçbir şey Allah'ın tek değişmeyen dini diyorum sana. Kendisi söylüyor. Ve para. Değişmeyen tek para değil mi orada? Yani hep para bak hiç değişmiyor bak. Neresine gidersen hangisine hep ay para 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 hep durmadan bak durmadan para zikri bak Allah'a sadece uyulur. Hepsi Allah'a uymak zorunda onların varlığı. Yoksa onlar para olamazlardı. Yani ya şimdi dolayısıyla sadece resim var. Resimden seni bir şey çıkarmıyorsa o en doğru söz olsa, en bilmem ne geçerli, renkli, güzel konservede para, kağıt bilmem ne olsa, ne olursa olsun. Bak ne olursa olsun diyorum, o eski para, banknot biçimleri gibi geçmeyen para hükmündedir yani. Çünkü bugün geçmiyor.
Ama biçimler, şekiller şöyle böyle. Oo, bir de bu var ya, 1400 yıldır veya 1000 yıldır kullanılmış bu para, biliyor musun? Banknot. Öyle mi? Tabii canım, bunun şeyi yani, bu var ya. Yani bugün geçmiyor mu? Onun kabullenmesi, bak. Gördün mü? Önemli olan Tanrı'yı görmek diyorum. Sen Tanrı'yı gören bir insan. Sen Tanrı'yı görsen. Lan nasıl milyoner, milyarder, bilmem jet motorları, inek keseceğim falan filan. Lan sadece Tanrı var diyoruz. Taş bak. Allah'ın hiç değişmeyen değil. Onun, hatta orada adam canını veriyor bak. Tanrı'yı görmek neymiş? Bak taşa döndüğünde üstteki hepsi gidiyor. Hepsi gittiğinde anca taşa dönersin bak. Her şeye la dersen. Jet motoru bilme, her şeyi durdurması gerekir demektir o. Her şeyi durduramayan bir şey. Resmin dışı olabilir mi? Lan resmin içinde bile şuraları durdursa, buraları durdursa. Ama resmin içindeyiz gene. Bak her ne diyorsan, yapıyorsan, bir film, sanat, düşünce fark etmez. Her dediğini, din, inanç, hepsini kabul etmeye razıyız. Bak hem de hemen. Ama senin bize anlattıkları o bilgiler, biçimler neyse, bizi resmin dışına çıkaracak mı yoksa resmin içinde mi bırakacak? Bütün espri, konu işte dinde fıkıh etmeliyiz. Bu konu burasıdır. Eğer resmin içi dışına çıkarmıyorsa bir şey bizi, anla ki o şirktir. Ben resim diyorsun çünkü bir kere ölçü olarak sen bir kere yokluğu, yani resime hakkını vermen gerekiyor. Ressamla dediğin zaman. Bak. O zaman burada, burayı ya, bak sinemada bütün ışıkları kapatmıyoruz mu abi? Ha, çok basit aslında. Çünkü ressam resim yapmış ya dışarıya. Ama o resimi kapatırsan ressama çıkmaz mısın ya? Çok basit lan. Ama sen resmi kapatmayı bak kabullenmek demiştik. Bak adam salak gibi, tam tersine resimde dava yapıyor lan. Resimde boyalı. Ya orada Allah'ın dini Allah oluyor mu? Olmuyor. Çünkü Allah dediğinde sen şunu demiş olursun. Ya resim demiş oluyorsun burası. Bak bütün dava ve ressamın resmi. O yani. Burada gördüğün de o. Bak Kabe'de hemen önce secde ediyorsun. Dünyada galibiyet, mağlubiyet, bilmem hiçbir dava ola önce secde, bak Allah'a secde ettiğinde sen artık burayı hep Allah olarak görmen lazım. Bu kadar basittir yani. Sen yok olman gerekir. 24 saat. Yok olman gerekir diyorum. Yani. Ölmen gerekir. Din budur. Hiç değişmez. Bunun bilme biçimleri değişir. Yani ölme biçimleri diyelim. Ölümdür diyelim din mesela. Resmin dışıdır. Ama ölme biçimleri değişir. Dün mesela nasıl cezalar veriliyordu insanlara. Ama bugün değişik, şeffaf, light cezalar veriliyor değil mi mesela? Yani dün kaza tutuyorlardı insanları. Bilmem ne. Vahşi durumlar. Değil mi? Hep bir insanileşme oluyor mesela eski şeye göre. Ama biçimler değişiyor hep, dikkat edersen. Değil mi? Şimdi de onu madem hep oysa konu, onu bilme biçimi değişebilir. Yani resimden çıkma, yok olma biçimi, ölme biçimi. Eskiden işte bıçakla ölüyorduk da şimdi şöyle ölüyoruz falan. Bak şimdi bayılıyoruz. Eskiden bayılmak için şöyle uğraşıyorduk. Şimdi elimizde kolay şeyler var. Afyonlar direkt. Ama mühim olan orada nedir? Resmin ne demiştik? Ölçü dinde fıkıh etmek. Frenmiş. He, o zaman mühim olan ne oluyor? Yani bak para, hep para. Hep para görmen için her an her yerde sadece resmin dışına çıkman gerekiyor. Resimde resmi varlık iddiası verdiğin an hep para göremezsin. Ressamı göremezsin. Önemli olan da ressamı görmek. Bak, önemli olan benim ressama ulaştırması o biçimlerin yani. Ben ressamı görmedikten sonra, bak her an her şeyi diyorum. Ben ressamı görmedim, parayı görmedikten sonra. Abi ben bir şey görmüş oluyor mu o kağıtları, denekelerin hepsini bana göstersen. Bu salaklar şimdi bilgi diye hep sayıyorlar Google. O tenekeleri size ezberletiyorlar. Resmin içinde bin bir dava. Hala daha resmin içinden anlatıyor. Zindanın içinden. Hikaye anlatıyor. Oralarda işte oralarda şeyler var. Yaşam davası var baba. Niye yaşam düşkünlüğü şirktir? Bak çünkü resimde varlık iddiası demektir o. Sen nasıl ressama ulaşabileceksin? Mümkün değil ki. Sen daha resmin resim olduğunu. Bak
kabul edemeyeceğin için hiçbir zaman ressamı göremeyeceksin. Onun da rejim olduğunu da bilemeyeceksin. Bak, ciddiler zindandadır. Bak, yani tersi bak zindanın dışı. Yani zindanın içindeki bilmem ne kuralları değil. Zindanın içinde din diye bize hangi kural, kanun, biçim, şu, bu geliyorsa, eğer onun amacı bizi zindanın dışına çıkarmak değilse, bizi çıkarmak için değilse, anla ki o ya hükmü geçmiş eski banknottur ya da uyduruk din dışı bir şeydir. Putperestliktir, bilmem nedir bak. Tek ölçü diyorum sana, o yüzden ölümdür. Yani resmin, bir kere resmin dışından bakmaktır. Amaç, gaye, secde, din, bilmem ne, her şey budur. Bunu yapmadıktan sonra, bu kere bu kıblede yoksa, sen daha resmin içinde, sen daha ressamda alan yok demektir. Ha, bu kadar basit. Bak, sadece para demiştik. Sadece para yok mu? Anlatabiliyor muyum? Yani din değişmeyen din, onun davası bak. Abi adam bugün hepsi dindar, eski biçimlerde şey yapıyorlar. Hepsi milyar götürüyor falan. O kimsenin öyle bir şey gördü, öyle bir şey inandı. Ya bugün şimdi burada Tanrı, ressama inanmıyor kimse. Ressama da ressamın isminden bahsedenler bile inanmıyor demektir. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Hadi selam.